Merhaba, ben Ahu Sungur. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar, bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda bunlara tanıklık edeceksiniz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Merhaba, benim ismim Celal. 2009 yılında Silivri'de gerçekleşen sel felaketinde annemi, babamı, kız kardeşimi, anneannemi ve dedemi kaybettim. Kısacası tüm ailem yitip gitti elimden. Ama babamın yaşadığını düşünüyorum. Hani bunun için elimde ispatlarım, kanıtlarım da var. Ama bunun için sizin yardımınız gerekiyor. Lütfen bana yardım edin. Her şeyi kaybettiğinizi düşündüğünüz anda umudunuz bir anda yeşerebilir. Gelin bu bölüm umutları yeşertelim. Kimden bir şans istiyorsunuz? 2009 yılında gerçekleşen o sel felaketinde ailemi kaybettim. Babam hariç herkesin naaşı bulundu. İçimde bir umut, yani bir ses babamın yaşadığını söylüyor. Ben her yıl düzenli olarak kabristana giderim. Mezarlık zeminin yanında çakıl taşları gördüm bembeyaz. Ne oldu o gün orada Celal? Yani sanki gök yarıldı, böyle havadan kıyamet koparcasına küçük bir kaos oldu. Sular büyük su kütleleri geliyor, arabaları alıp götürüyor. Baban hayatta olabilir gerçekten. Akli dengesi pek yerinde değil. Burada mı yaşıyorsunuz? Tatil için buraya gelmiştik. Ailecek. Ailecek. Ama benim cebimde sadece çakıl taşları var. Bir gün Doğa Ana aldıklarını geri verecek. Belki bir gün çocuklarım da geri verecek. Su anlamış! Su anlamış! Hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız Celal Bey? İyiyim Hava Hanım, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Hatta müsaade ederseniz Celal diyeyim. Kaç yaşındasınız? Ben 23 yaşındayım. 23, maşallah. Teşekkür ederim. Benim oğlum yaşındasınız neredeyse. O yüzden müsaadenizle isminizle hitap edeceğim. Tabii ki, tabii ki. Size. Celal, siz kimden bir şans istiyorsunuz? Ahu Hanım, ben sizden bir şans istiyorum. Ben 2009 yılında gerçekleşen o sel felaketinde ailemi kaybettim. Yani babam hariç herkesin naaşı bulundu. Fakat babamın hani naaşı bulunmadı. Ben içimde bir umut, yani bir ses babamın yaşadığını söylüyor. Bu yüzden sizden bir şans istiyorum. Lütfen bana yardım edin. Öncelikle başınız sağ olsun. Sözün yetersiz kaldığı çok büyük bir acı yaşamışsınız. Çok gençsiniz. Evet. Bazen insan diyecek bir şey bulamıyor Celal. O yüzden affet beni. Şimdi anlamamda bana yardımcı ol lütfen. Bu bahsettiğin sel felaketi, Silivri'deki sel felaketi. Evet, evet. Kendi Silivri'de. Bütün aileni kaybettin. Evet. Baban bulunamadı. Peki yaşıyor olduğunu sana düşündüren şey o zamandan bu zamana kadar? Çünkü baban ortada yok, değil mi? Evet. Bulunamamış olması mı? Ya şöyle bir şey, babamın naaşı bulunmadı. Hani herkesin naaşı bulundu, onun naaşı bulunmadı falan. Ben her yıl düzenli olarak kabristana giderim. Onları ziyaret ederim. Onlarla muhabbet, sohbet ederim. Bir gün son 4 yıl aşkın süredir bir şey fark ettim. Her gittiğimde orada zeminin altında, mezarlık zeminin yanında çakıl taşları gördüm bembeyaz. Hı. Yani sanki ilk başta şeyi düşündüm. Başka eski bir mezarlıktan oraya taşlar atılıyor falan zannettim. Ama bir zaman sonra iyice gözüm takılmaya başladı ve o taşların yerinin değiştiğini fark ettim. Sanki biri onun yerlerini değiştiriyordu ve hani gün geçtikçe taşların sayısı artıyordu. Ben artık hani bu işin peşine düşmeliyim dedim. Çünkü içimdeki bir ses bana öyle diyordu. Hemen gittim orada mezarlıktaki abiyi buldum. Abi dedim, böyle böyle hani durumu anlattım kendisine. İlk başta beni çok fazla hani kale almadı kendisi.
Ondan sonra oradaki bir abi de istiyorsan o taşları senin için temizleyebilirim dedi ama ben asla kabul etmedim o taşları oradan temizlemesini. Çünkü ben gerçekten içimden bir ses babamın hani yaşadığını, o taşları oraya kuran kişinin babamın olduğunu düşünüyordum. Çünkü bunu, bu taş olayını sadece babam, ailem, ben biliyorduk. Yani kim neden oraya taşı o koysun ki? Aman. Şimdi sen son 4 yıldır gördüğün bu çakıl taşlarından yola çıkarak mı babanın hayatta olduğunu düşünüyorsun? Ya farkındayım. Size de tuhaf geliyor olabilir. Çok küçük bir ihtimal ama. Tuhaf gelmiyor hayatım. Tuhaf gelmiyor. Ne olur. Söylediğin hiçbir şey tuhaf gelmiyor. Çok küçük bir ihtimal olsa da ben hani bu ihtimal peşinden gitmek istiyorum Ahu Hanım. İçimden bir ses gerçekten benim babamın yaşadığını söylüyor ya. Ben inanıyorum. Benim babam ölmedi. O mezarın içinde benim babam yok Ahu Hanım. Kaç yaşındaydın aileni kaybettiğinde? 8 yaşındaydım. 8. 8 yaşındaydım evet. İlk defa gitmiştik o tatile. Çok hatırlatmak istemiyorum ama ne oldu o gün orada Celal? Şimdi bir gün biz evde oturuyorduk hep birlikte. Biz çok fazla tatile çıkan bir aileydik. Hatta hiç çıkmamıştık. Nerede yaşıyordunuz? Ankara. Biz aslında Ankara'da yaşıyoruz. Ankara. Evet. Peki. Ankara'da bir gün oturuyoruz evimizde işte. Babam geldi. Heyecanlı bir şekilde açtı kapıyı. Geldi bize dedi, canım babam. Babanın adı ne? Tamer, babamın ismi Tamer. Geldi bir gün dedi, sizi tatile götüreceğim dedi. Biz gerçekten çok sevindik yani kardeşimle. O sevinç gözümün önünden gitmiyor hala. Birbirimize nasıl sarıldığımızı hatırlamıyorum yani. O kadar mutlu olmuştuk ki. Çünkü biz memuriyet durumları hani, ev geçindiriyor, bize bakıyor. Çok fazla vakti olmuyor. O yüzden çok maddi tatile... Maddi durumlar. Evet, evet, kesinlikle. Belli, yetirmeye çalışıyor. Dedi, ben de memur çocuğuyum. Dedi, kendisinin bir asker arkadaşı vardı, onun bir yazılı var. Bizim istediğimiz kadar konaklayabileceğimi söyledi, tatil yapabileceğimi söyledi. Allah razı olsun ondan. Gittik biz. Annem, babam, ben, kız kardeşim, anneannemle dedemi de aldık. Hep birlikte yola doğru çıktık. Yani başımıza ne geleceğini bilmeden çıktık yola. Yaklaşık bir ay süre falan kalmak istedik orada. Yanlış hatırlamıyorsam. Ağustos ortasına gitmiştik. Eylül ortasında okullar açılana kadar orada kalacaktık. Malum olay gerçekleşti işte. Hepsini kaybettin değil mi? Hepsini. Peki sen neredeydin? Ben o gün en sevdiğim çizgi film vardı televizyon karşısında. Onu izlemek için annemden hani zor bela izin aldım. Annem izin verdi, ocağa dokunma dedi, tembih etti beni. Son kez kapıdan onu vurduğumu bilmeden tamam dedim. Çok fazla beni evde de yalnız başımı bırakan bir insan da değil kendisi. Oturdum ben de, çizgi film izlemeye başladım işte. O sırada anneannemle dedem de oradan karşıdaki yazlıktan kendi eşlerinde biriyle tanışmışlar. Aynı yazın verandasında birlikte konuşuyorlar, sohbet muhabbet ediyorlar. Ben yazın oturduğumuz daire 2. kattı, karşıdan onları görebiliyordum. Sonra bir an oldu, 20 dakika geçti. Yani sanki gök yarıldı böyle. Havadan kıyamet koparcasına küçük bir kaos oldu. Normal bir yaz yağmurudur, mevsim yağmuru dedik. Çok fazla dikkat almadık. İnsanlar falan da aynı şekilde. Ben dışarıdan izliyordum yani. Sonra bir baktım hani sular, büyük su kütleleri geliyor. Arabaları alıp götürüyor. Ben ne yapacağım şaşırdım. Dona kaldım. Hiçbir şey yapamadım. Ellerim ayaklarım buz kesti Ahu Hanım. Hani o an bak 23 yaşındayım. 15 yıldır çoğu şey unutmuşumdur ama o an gözümün önünden asla gitmiyor. Hala dün gibi yaşıyorum yani. Ben cama çıktım. Anneannem de dedem bana koşmaya çalışmış ama su kütlesi onları da sürüklemiş. Bana böyle anlattılar yani, bu kadar biliyorum. Ben hiçbir şey yapamadım. Ben sadece bakmakla yetindim yani. Biz 2. kattaydık. Ondan sonra ben bekledim, beni almaya gelirler dedim. Onlar beni bırakmaz dedim ama kimse gelmedi aman. Yani... Sekiz yaşındaydı. O gün ben çocuktum. Ben 20 dakikada genç yani yetişkin oldum ben. O 20 dakikada 40 yıl yaşlandım resmen. Sonra işte yetkili kişiler geldi, beni kurtardılar. 2. kattaydım, beni botla aldılar. Büyük bir çadır gibi bir yere gittik. Oturdular, hani ne olduğunu falan sordular. Ben her şeyi detayına anlattım. Onları bulmaları için yalvardım. Sağ olsunlar bana orada yiyecek, hani kıyafet temiz. Her şeyi verdiler yani, sıcak çorba verdiler, oturacak yer verdiler. Allah onlardan 1000 kere razı olsun ama
Yine bir sonuç çıkmadı. Yine sonuç aynıydı. Değişmedi. Ve sonrasında herhalde... aileni kaybettiğini söylediler. Tek babam bulamadık bir tek. Babam bulunamadı. Annemi bir hafta sonra başka bir kıyı şehrinde... kardeşimi... balık filelerine takılmış. Ama yaşıyor benim babam. Benim babam yaşıyor ya. Ben inanıyorum gerçekten. Bir yerlerde o da beni arıyor. Bence insan çocuğunu bırakmaz. Siz de annesiniz. Babam yanımda olsaydı hiçbir şeyim olmasaydı. Yaslandığım dağ gibi. Hani şimdi diyoruz ya, insan evladını bırakmaz diye. Şimdi baban hayatta olsaydı sence gelip bulmaz mıydı seni yavrum? Ahu Hanım, inanın bilmiyorum yani. Belki de o da benim de aynı şekilde kaybolduğumu düşünüyor. Başka birinin mezarına gidiyor olamaz mı bilmiyorum. Çok fazla ihtimal var. Belki o da... oğlu sandığı birinin mezarına gidiyor. İsimsiz birinin mezarında başında ağlıyor. Ya bir yerlerde beni uyudur. Ben kendi babamı tanırım Ahu Hanım. Kesinlikle beni bulacağını düşünüyorum yani. Kesinlikle. Nasıldır senin baban? Benim babam devlet memuru. Her gece yatmadan önce kitap okur. Hani görmüş geçirmiş bir insandı. Bize türlü türlü hikayeler anlatırdı. Ben o hikayeleri dinlemeden asla uyumazdık yani Ahu Hanım. Ama yani o taş gerçekten benim için... O taşın hikayesi ne Celal? Ya şöyle, biz tatile gittiğimiz sırada, biz bu olay üçüncü haftasında gerçekleşti tatilin. Annem bize çakıl taşları toplardı kumsaldan. Getirirdi biz kardeşim bayılırdı, kız kardeşim. Biz onları boyardık böyle, odamıza falan asardık. Eğlenirdik yani. Babam da bilirdi, o da getirdi bize. Çakıl taşları olayı oradan geliyor hanım. Bunu bizden bilen, bizden başka bilen kimse yok. Bir akrabanız hani olabilir mi? Yok, ben herkesi kaybettim yani ben... Hani babanın tarafından biri, annenin tarafından biri, hoş anneannenin, dedeni de kaybetmişsin. Onlar... Baba tarafından biri olabilir mi? Babaannem ve dedem, babam genç yaştayken kaybetmiş. Ondan sonra hatta ona teyzesi bakmış. Ama teyzesi de ben kendim genç yaştayken onu kaybettik. Babam hayatı boyunca yapayalnız bir adamdı. Yani hep kendi başındaydı, kimse zararı yoktu. Bir ailesi biz vardık işte, hep yalnız büyüdü. O yüzden... O gün kimsesiz kaldım yani, kimsem yok. Ben yurtta büyüdüm. 18 yaşına kadar. Benim babam yaşıyor Ahu Hanım, ben lütfen. Gerçekten. Celal, bir şey soracağım. Bu çakıl taşlarını fark ettikten sonra mı benim babam hayatta dedin? Yoksa ta o zamandan beri hani bulunamadı diyorsun ya. Evet. O zamandan mı başladı benim babam hayatta duygusu? Ya ben içimde her zaman bir umut vardı. Sadece bu umudu alevlendiren bir şey oldu gerçekten. Hı hı. Hani hep bir yerlerde ben babamın öldüğünü kabullendim. Kabullenmedim değil. Ama her yerde, her zaman her yerde bir umut vardır. Öyle düşündüm. Hiçbir zaman bu umudan da vazgeçmedim. O çakıl taşları olanı gördükten sonra bu umudum iyice alevlendi. Celal, bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki. Çok güzel bir çocuksun sen. Teşekkür ederim. Belli ki ailen de çok güzel insanlarmış ve... çok güzel bir aileymişsiniz. Hayatta onları geri döndürecek hiçbir şey yok oğlum, biliyorsun. Yani telafi edilemeyecek tek kayıp maalesef ölüm. Kesinlikle. Sana ne desek tesellisi yok. Ama tek bir şey var. Sen onlarla 8 yaşına kadar yaşadın. Ve onlar hala sende yaşamaya devam ediyorlar. O zamana kadar... onlarla yaşadığın anıların, onların sana kattığı sevgi, aranızdaki bağ, duygu, senin son nefesine kadar onlar hep seninle olacaklar. Bazen bazı şeylere maalesef, işte doğal afetler gibi mani olamıyoruz. Yani bir anne evladına gelecek zararı hissettiği an her şeyi yapabilir yani.
mani olabilmek için ama öyle bir şey ki bu. Ne diyorsun yani, o su öyle bir geldi ki diyorsun. Gözümün önüne gitmiyor. Yapabileceğim ben ama şundan çok eminim mesela. Annenin o an, çünkü ben de anneyim. O an bence seni düşündü, kardeşini düşündü. Kesinlikle. Benim oğlum depremden sonra bana ne dedi biliyor musun? Bir gece anne dedi, eğer olursa İstanbul'da deprem, biliyorum sen bana koşarsın. Evin içinde lütfen koşma. Olduğun yere dedi, yat, siper al ve kendini korumaya çalış. Çünkü söz veriyorum ben de aynını yapacağım. Ama dedi, biliyorum sen bana koşacaksın. Koridorda kalırsın, kapı eşiğinde kalırsın. Lütfen bana koşma dedi. Çünkü çocuklar bilirler. Anne babalar çocukları için canını verir. Yani Celal inan, işte zaman makinamız yok. Hiçbir şeyi geri döndürmeye şansımız yok. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Seni çok fazla umutlandırmak istemiyorum. Fakat baban hayatta olabilir gerçekten. Çünkü sen bize başvurduktan sonra arkadaşlarım mezarlıkta nöbet tutmaya başladılar. Fakat ne gelen var ne giden. Olmamış. Yalnız oradaki biri arkadaşlarıma diyorlar ki buraya bir adam gelip gidiyor. Babanın fotoğrafını gösteriyorlar. O kişi diyor ki evet, bu adama çok benziyor gelip giden. Babam senden ayrılalı. Gel gör ki yüzümüz gülmez. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun o? Babana çok benzediğini söyledikleri adamın numarasına ulaştık. Baban bilmiyoruz. Celal şu an en büyük acıyı sen çok acı çekersen duyarım herhalde yani. Çekeceğim, acı çektim ben ya. En azından bir umut gerçekten. Şimdi gidip ben o kişiyi arayacağım. Beni burada beklemeni rica ediyorum senden. Tamam. Umarım odur. İnşallah, inşallah, inşallah. Çok teşekkür ederim. Umarım gerçekten çok babandır. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Canım çocuğum. İnşallah. Tamam, inşallah. Geleceğim şimdi birazdan. Tamam, tamam, siz bekliyor olacağım. Tamam. Çok teşekkür ederim abim, çok sağ olun. Sizlik zor bilemezsin. Gel de gözyaşlarım dinsin. Babam, babam neredesin? Tıkandım. Çok acı çektim. Celal'e ne diyeceğimi bilemedim. Çok zor. Hayatınız tüm o güzel rutininde devam ederken, siz küçücük bir çocukken, ailenizle mutlu mesut tatile çıkmışken, o sular geliyor ve tüm ailenizi sizden alıp götürüyor. Kusuruma bakmayın ne olursunuz. Eminim siz de aynı duyguları yaşıyorsunuz benimle. Şimdi sevgili seyirciler, şöyle bir durum var. Bu sel felaketinde Celal'in ve ailesinin olduğu yerden 5 kilometre ileriki bir mesafeden bir beyefendi
denizden çıkarak kurtuluyor. Bu beyefendinin akli dengesinin yerinde olmadığı bilgisi var bizde. Çok zor. Şu an kayıtlarda yaşamayan birini arıyoruz çünkü. Fakat tüm bu ardı ardına gelen bilgiler, ekip arkadaşlarımın edindiği bu bilgiler hakikaten Celal'in içindeki o umut var ya, o umudu biraz daha yeşertiyor. Şimdi ben işte o 5 kilometre ilerideki o sahil şeridinde akli dengesi tam olarak yerinde değil dedikleri kişiyi arayacağım. Bir kez daha arayacağım. Sevgili seyirciler, cevap alamıyorum. Ama siz biliyorsunuz değil mi? Biz cevap alamasak da, o an en doğru bilgiye ulaşamasak da, o an amacımıza ulaşamasak da, o işin peşini bırakmayız. Defalarca şahit oldunuz. Emin olun, bu işin de peşini bırakmayacağız. O çocuk 8 yaşından beri bir umut, babam yaşıyor diye hissediyor, düşünüyor. Buna inanmak istiyor. Onunla birlikte bu umudu biz de paylaşacağız ve elimizden gelen her şeyi ama her şeyi yapacağız. Şimdi ben Celal'in yanına gideceğim. Buyurun, Celal'in yanına birlikte gidelim. Şimdi Celal'cim, aradım, defalarca aradım. Fakat telefonu açan olmadı. Şimdi bu şekilde ifade edeceğim ama ne olur beni affet. Kayıtlarda vefat etmiş göründüğü için böyle birine ulaşmak kolay değil. Şimdi sana bir bilgi daha vereceğim. Nasıl telefona gitmeden önce dedim ya sana, mezarlıkta evet birinin gelip gittiğini biri görmüş ve babanın fotoğrafı gösterildiğinde evet benziyor bu kişiye denmiş. Şimdi sana bir bilgi daha vereceğim. Fakat yine seni çok 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 umutlandırmak istemiyorum. Fakat bilmen de gerekiyor. O zaman bu felaketi yaşadığınız zaman bulunduğunuz yerin 5 kilometre... ötesinde biri denizden çıkıyor. Bir erkek. Umarım babandır. İnşallah, inşallah. Umarım. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? O kadar uzun süre sen
bu umutla yaşamışsın ki. Ben senden kısacık bir zaman dilimi rica edeceğim. Tabii tabii. Ne gerekiyor? Seni arkadaşlarım evine götürecekler. Sen orada biliyorum çok zor. Çok zor ama bize güven. Bizden haber bekleyeceksin. Yıllarca bekledim, yine beklerim. Sıkıntı yok. Yıllarca bekledim. Yeter ki babam olsun, yeter ki. Hemen olsun inşallah. Baban olsun ve hemen olsun. İnşallah. Seni arayacağım. Bekleyeceğim. Tamam mı Celal'cığım? Bekleyeceğim. Söz veriyorum, seni arayacağım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Çok sağ ol, çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Babam, bekleyeceğim. Sevgili seyirciler, Celal'e tam 2 hafta önce söz verdik. Senin için elimizden ne geliyorsa yapacağız dedik. Umudu vardı. Kocaman bir umutla gelmişti yanımıza. 14 yıl önce tüm ailesini kaybetmişti ama babam yaşıyor demişti. Ekip arkadaşlarım Kamer Bey'e ulaştılar. Biraz iletişim kurmakta ve konuşmakta zorluk yaşandı. Fakat bizim de içimizde kocaman bir umut var. Neden biliyor musunuz? Çünkü Tamer Bey tam 14 yıl önce sel felaketinin yaşandığı yerde tatilde olduğunu söyledi arkadaşlarımıza. Benim elimde telefonumda bir görsel var. Arkadaşlarım Tamer Bey'in fotoğrafını çektiler. Ben şimdi Celal'i arayacağım. Celal'e bu haberi vereceğim. Celal neredeyse onun yanına gideceğim. Ona bu görseli göstereceğim, bu fotoğrafı göstereceğim. Eğer Celal bana derse ki benim babam, o zaman Celal'le birlikte Tamer Bey'in olduğu yere gideceğiz. Gelin birlikte Celal'i arayalım. Celal. Aa, hanım siz misiniz? Celal merhaba, ben Ahu Sungur. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Celal, şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Dinliyorum. Celal, biz galiba babanı bulduk. Gerçekten mi? Buldunuz mu? Eğer sen müsaitsen yanına gelmek istiyorum. Seninle görüşmek istiyorum. Elimde bir görsel var. Baban olduğunu düşünüyoruz. Bu görseli gördükten sonra eğer bana dersen ki evet bu benim babam, seninle birlikte babanın yanına gidelim istiyorum, ne dersin? Tabii tabii, hemen gelin, her zaman müsaitim. Ben böyle bir şey için müsait olmaz mıyım? Lütfen gelin. Öyleyse geliyorum yanına Celal'cim. Tamam tamam, çok gelin lütfen, bekliyoruz. İnşallah olur ya. Görüşmek üzere Celal'cim. Tamam tamam, ben de kapının önüne çıkıyorum hemen. Tamam. Celal orada bizi bekliyor. Celal'cim gel. Merhaba. Gel yanıma, gel yavrum. Hoş geldin. Hoş buldum. İyisin? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Şimdi sana bir şey göstereceğim. Senin onayını alacağım. O dersen... İnşallah. Babana gidiyoruz. İnşallah, inşallah.
Hazır mısın? Hazırım, hazırım, hazırım. Hazır olmam bunun için hazırım. Hadi bak. Yavrum, tamam mı? Sana bir şey soracağım. Babanın akli dengesi nasıldı? Felaketten önce. Çok iyiydi babam. Memur babam benim. Çalışan memurdu. Okumuş görmüş insandı. Kitap okurdu bize. Akli dengesiydi. Bir şey mi olmuş babama? Akli dengesi pek yerinde değil dendi. Ne olmuş? Ekip arkadaşlarım da konuşmaya çalışmışlar. Diyormuş ki ben 14 yıl önce Silivri'de tatildeydim. Hatta tatildeyim diyormuş. Fakat sel felaketini hatırlattıklarında konuşmayı kesmiş ve reddetmiş. Şimdi olduğu yere gidiyoruz. Sokaklarda yaşıyormuş yavrum baban. Şu an durum bu. Ne kadar zamandır böyle bilmiyorum. Seni gördüğünde ne tepki vereceğini bilmiyoruz. Önce ben onunla sohbet etmek isteyen herhangi biri gibi ona yaklaşıp onunla konuşmaya çalışacağım. Bakalım nasıl iletişim kuracak. Tamam mı Celal? Oraya vardığımızda bana müsaade et. Önce yanına ben gideyim. Tamam bir tak. Bulduk babamı. Bulduk. Hala inanamıyorum ya. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İşte Allah razı olsun. Senden Allah razı olsun. Sağ olun. Göreceğim değil mi onu? Tabii ki göreceksin babanı. Tabii ki babanı görmeyecek olabilir misin? Tabii ki göreceksin baba. Tamam. Tamam anlaştık. Çok sağ ol. Sen böyle ağlıyorsun ya sanki böyle karşımda. Oğlum ağlıyormuş gibi hissediyorum. Sizi üzmek değil amacım. Hayır, bir öyle olmadığını biliyorum yavrum. İyi ol istiyorum. Olacağım, olacağım. Bundan sonra olacağım. Babama kavuşayım yeter ki olacağım. Bu acı bitsin istiyorum. Olacağım, olacağım. Çok sağ ol. Umut ne önemli değil mi? Umut. Celal. Hiçbir zaman bırakmadım ben umutumu. Hiçbir zaman. Umut. Hiçbir zaman. Gerçekten. Yani insanın herhalde en büyük dostu. Yaslan arkana. Yaşayamaz Umut. Derin nefes al. Hadi güzel çocuğum benim. Şu göreceğim babamı inşallah hadi. Keşke benim babamla yaşasaydı da ben de onu görseydim. Celal'cim, şimdi bir yaslan arkana yavrum benim. Bir derin nefes al. Şimdi bak, senden önce benim bir babanla konuşmam lazım. Tamam mı? Sen de bu arada sakinleş. Tamam. Ben seni bir şansım olsa masasına yolculayacağım. Birazdan indireceğim, bırakacağım. Tamam mı? Ekip arkadaşlarım bekliyor. Bak şimdi ben sana hiç bakmayacağım. Sen o kasaya baban için bir şey koymak istiyorsun ya. Kasaya baban için ne koymak istiyorsan kapat. Şifre girmemize gerek yok. Çünkü babana herhangi bir şifre vermeyeceğim. O durumda değil adamcağız. Ben gözlerimi kapatıyorum. Sen kasaya babana ne koyacaksan koy oğlum. Koyuyorum şimdi. Koy ve sonra kasayı kapat yavrum. Koydun mu oğlum? Koydum. Tamam, teşekkür ederim. Tamam mı? Evet, evet. Ben görmedim. Sadece sen biliyorsun. Ve ilk defa da baban görecek. Şimdi seni bırakacağız. İndireceğim arabadan. Tamam mı? Sonra babanı alıp geleceğim seninle. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Çocuğum, sağ ol.
Merhaba. Merhaba. Gelebilir miyim? Buyurun tabii. Teşekkür ederim. Rica ederim. Siz de buyurun ama birlikte oturalım. Buyurun. Misafir kabul eder misiniz? Misafir başımızın üstüne. Hoş geldiniz. Oturdum ama sizi rahatsız etmek değil amacım. Oturabilirsiniz. Burası bana ait değil. Herkese ait olan bir yer. Herkes gelip gönlünü dinlendiriyor. Gönlünüzü mü dinlendiriyorsunuz? Evet. Şimdi ekip arkadaşlarım var. Kameralar var. Rahatsızlık duyar mısınız? Konuşmak istiyorum sizinle. Konuştuklarımız kayıt altına alınmış olacak. Bir sakıncası var mı sizin için? Benim için bir sakıncası yok. Çekebilirler. Artık yaşantı, her şey bu cihazların içerisinde. Kaybettiğimiz birisini yıllar sonra hafızamızdan silemiyor. Ama bir gün videoyu açıp izlediğimizde her şeyi gerçeklerle değiştiğini görüyoruz. Bütün hatıralar, anılar bu cihazların içinde değil mi? Kesinlikle öyle. Açıyoruz, izliyoruz. Kimisi için üzücü, kimisi için mutluluk verici. Burada mı yaşıyorsunuz? Evet, burada yaşıyorum. Ne kadar zamandır? Uzun zaman oldu. Ne kadar uzun bir zaman? Hatırlamıyorum yani. Bayağı oldu. Daha önce nerede yaşıyordunuz? Daha önce Ankara'da. Ankara. Ankara. Buraya mı geldiniz Ankara'dan? Evet, tatil için buraya gelmiştik. Ailecek. 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 Peki tatil için buraya geldiniz. Çok uzun zamandır buradasınız. Ankara'dan geldiniz. Ankara'ya niçin geri dönmediniz? Niye bana bu soruyu soruyorsunuz? Beni niçin tanımak istiyorsun? Biz bir program yapıyoruz. Bu programda insanları tanımaya çalışıyoruz. İnsanları birbirleriyle buluşturmaya çalışıyoruz. Dargınları barıştırıyoruz. Birbirlerine hasret kalmış olan insanları bir araya getiriyoruz. Onları tanımaya çalışıyoruz. O yüzden sizi tanımamda bir sakınca var mı? Siz hiç marketteki kasiyeri tanımak istediniz mi? Veya yanınızdan geçen birini tanımak istediniz mi? Komşunuzu dedikodunun haricinde hiç tanımak istediniz mi? Bazen evet. Hatta sıklıkla. Yani ben yapmış olduğum işten dolayı yanımdan geçen ve hiç tanımadığım herhangi birinin de hikayesini bazen çok merak ediyorum. Ne yapıyorsunuz ki yani? Onu tanımak istiyorum. Nasıl bir hayattan geldiğini, neler yaptığını. Benim için ne yapabilirsiniz? Neyi değiştirebilirsiniz? Sizin için siz eğer bizden bir şey isterseniz elimizden ne geliyorsa onu yapabiliriz. İsminiz Tamer değil mi? Tamer, evet. Tamer. Tamer Bey, çok uzun zaman önce tatile geldiniz. Evet, tatile geldik. Sonra ne oldu? Ben zaten halen tatildeyim. Şu an tatilde misiniz? Tatildeyim. Tatil başladı, su geldi. Su gitsin, tatil bitecek. Tabiat ana aldıklarını geri verecek.
Deniz her şeyimizi aldı götürdü. Sizin her şeyinizi aldı mı? Her şeyimizi aldı. Neleri aldı Tamer Bey? Kızımı aldı. Eşimi aldı. Oğlumu aldı. Ben nasıl hayatta kaldığımı ben de hatırlamıyorum. Her şey yerli yerine oturunca benim de tatilim bitmiş olacak. Tek başıma dönemiyorum. Suyun gitmesini, tatilin de bitmesini bekledim. Denizde neler var biliyor musunuz? Seller geldi. Bu denizin içinde insanlar var. Ama benim cebimde sadece çakıl taşları var. Çakıl taşları? Çakıl taşları. Görebilir miyim? Bunları kızım için topluyorum. Kızınız için. Evet, kızım için topluyordum. Ne yapıyorsunuz bu çakıl taşlarını Tamer Bey? Biz kızımla denize giderken çakıl taşı toplayacaktık. Kızım küçüktü. Elimden tutmuştu. Baba demişti bana. Biz sadece taş toplayacaktık. Ama kızım dönmedi. Onun dönmesini bekliyorum. Bunları ona vereyim diye. Ama dönme. Dönmedikleri günü hatırlıyor musunuz Tamer Bey? Evet. 2009. O gün gök yarıldı, seller, sular, hepsi denize akmaya başladı. Siz denize doğru gelen bir dalga gördünüz mü hiç? Ama ben gördüm. Hepimizi aldı, sürükledi. Ailemi tutmaya çalıştım, çocuklarıma sahip çıkmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Beni de aldı, sürükledi, götürdü. Belki işlerinde şanslı olan bendim ama diğerlerinden hiçbiri geri dönmedi. Size ne yaptı o dalga? Dalga bizi aldığı gibi çok ilerilerde bir yere götürdü. Orada hepimizi dağıttı. Hiçbirbirimize ulaşamadık. Daha sonra bir şekilde nasıl da karaya çıktığımı ben de hatırlamıyorum. Siz karaya çıktınız. Evet. Sadece ben çıktım ve bu halimle hiçbir şeyim kalmadı. O çakıl taşlarını toplayıp ne yapıyorsunuz? Bir gün Doğa Ana aldıklarını geri verecek. Belki bir gün çocuklarım da geri verecek. Onun için bu taşları çocuklarıma vermek için topluyorum. Bu taşları böyle toplayıp biriktiriyor musunuz Tamer Bey? Koyduğunuz bir yer var mı? Şu ana kadar hayatımız boyunca ilk defa bir tatil yapacaktık. Onun için çocuğumun ne yapacağını bilmiyordum. Ben sadece ona yardımcı olmak için bu taşları topladım. Ama kendisini bulamadım. Hep böyle ceplerinizde mi biriktiriyorsunuz bunları? Evet, ilk defa gittiğimiz için hep cebimde taşıyorum. O günden beri hep cebimde, hiçbir zaman için çıkarmadım. Şimdi siz söylediğiniz için ben cebimden çıkardım. Onlar sizin için çok kıymetliyse yine cebinize koyabilirsiniz, orada saklayabilirsiniz benim için. Yorulmayın. Evet, benden daha çok kızım için kıymetliyim. Kızınız. Onun için evet bunları taşıyorum. Ankara'dan tatile eşiniz, kızınız. Bir de oğlum vardı. Oğlunuz. Evet. Bir de kayınvalidem ve kayınpederim vardı. Kayınpederiniz evet. Vardı.
Hepsini kayıp mı ettiniz siz? Oh, sudan çıktıktan sonra tam olarak ne oldu Tamer Bey? Hatırlıyor musunuz? Ben onlara ulaşmaya çalıştım. Ama su çok kızgındı. Hep bana vuruyordu. Bir türlü onlara ulaşamadım. Sonra hiçbir şeyim kalmadı. Koşanları gördüm, yüzenleri gördüm, düşenleri gördüm. Şu anda hiçbir şey elimde kalmadı. Ve buradasınız. Ve buradayım. Burada güvende hissediyor musunuz kendinizi? Güvende hissediyorum. Bir insanın kafasının üstünde çatının olması, zeminde suyunun olması kadar tehlikeli bir şey yok. Bir gün çatı tepene çöker ve zemindeki su seni alır götürür. En garantili yer burası. Tamer Bey, burada yaşıyorsunuz ama kendinize bir dünya kurmuşsunuz. Hiç özlem duyduğunuz bir şey var mı hayatınızda? İnsan neye özlem duyar ki? Benim öyle bir şeyim yok. Özlem, ayın güneşe doğduğu özlem gibi. Gecenin gündüze duyduğu özlem gibi. Duyuyorum ama öyle bildiğiniz gibi değil. Size dedim ya, biz insanları buluşturuyoruz diye. Nasıl insanları buluşturuyoruz biliyor musunuz? Bir karaya çıkanla diğer karaya çıkan insanları da buluşturuyoruz biz birbirleriyle. Ama karaya bir ben tek çıktım. Benden başka kimse karaya çıkmadı. Belki de karaya çıkan tek insan siz değilsinizdir. Belki de yalnız değilsinizdir. Kim olabilir ki? Şurada bak, benim indiğim bir araç var. O aracın içinde de Tamer Bey bir tane kasa var. O kasanın içinde de karaya çıkan diğer kişinin sizin için bıraktığı bir şey var. Aracımıza biner misiniz? Orada size hiç kimse zarar vermeyecek. Burada size zarar verecek hiç kimse yok. Bana güvendiniz, benimle konuştunuz. Size çok teşekkür ederim. Tek bir amacım var, size yardım etmek. Bunun dışında hiçbir şey istemiyorum sizden. Sizi üzmek istemiyorum, sizi yıpratmak istemiyorum, içiniz acısın istemiyorum. Korkmanız da istemiyorum. Olur, bakalım. Bakar kimin mısınız? Evet. Tamam. Gel, gel. Merak etmeyin, korkmayın. Buyurun. Kasa da burada. Açılacaksan hiç korkmayın. Korkulacak hiçbir şey yok. Burada size zarar verecek hiç kimse yok. Buyurun, geçin. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz benim yanıma. Gördünüz, duydunuz. Su her şeyimi aldı dedi. Su bütün ailemi aldı dedi. Siz hiçbir dalganın karadan denize geldiğini gördünüz mü dedi.
Şimdi evladının yaşadığını öğrenecek. Kamer Bey, ne gördünüz? Su almamış. Su almamış. Su almamış. Su almamış. Çok teşekkür ederim. Çocuğum yaşıyor. Çocuğum yaşıyor. Götüreyim mi sizi oğlunuza? İster evet, misiniz? Evet. Dayanabilecek misiniz? Evet. Sakin kalabilecek evet. misiniz? Gelin benimle o zaman. Sakin sakin ama, tamam mı? Sakin sakin. Aa. Çok rica ediyorum sizden. Babam yanımda olsaydı hiçbir şeyim olmasaydı. Yaslandığın dağ gibiydi. Varlığı bana yeterdi. Oğlum Celal sen misin? Babam babam neredesin? Sensizlik zor bile. Baba demeyi özlemişim, baba demeyi özlemişim ben. Ben baba demeyi özledim. Neredeydin sen baba? Neredeydin baba? Sensizlik zor bilemezsin. Gel de gözyaşlarım dinsin. Baba. Yüreğinizi yakan felaketler varsa o yangını söndürecek mucizeler mutlaka vardır. Umudunuzu sakın yitirmeyin. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Sakın unutmayın, hayatta her zaman bir şansınız daha var. Bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun.